Sevgili öğrenciler, insanların gıda ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan, yaşam için ihtiyaç duyduğumuz oksijeni atmosfere veren, endüstrinin ilaç, ahşap, kozmetik, boya, tekstil gibi birçok alanında kullanılan, doğaya ve insanlara oldukça yararı olan üretici canlılarımız. Evet, bitkiler. Bitkiler alemi çiçeksiz ve çiçekli bitkiler olarak iki grupta incelenir. Çiçeksiz bitkilerde çiçek, tohum ve meyve oluşumu görülmez. Eğrati otu, karayosunu, suyosunu, at kuyruğu, kibrit otunu çiçeksiz bitkilere örnek olarak verebiliriz. Şimdi de çiçekli bitkilere bir göz atalım. Çiçekli bitkiler kök, gövde, yaprak ve çiçek olmak üzere dört ana kısımdan oluşur. Haydi bu kısımların görevlerine birlikte bakalım. Kök bitkiyi toprağa bağlar bitkinin topraktan su ve mineralleri almasını sağlar. Havuç, türp, kereviz gibi bitkiler köklerinde besin depo eder. Dikkat edelim! Toprak altında kalan kök fotosentez yapamaz. Gövde ise bitkinin çiçek, yaprak ve meyve gibi kısımlarını taşır. Bitkiye destek veren, bitkinin dik durmasını sağlayan yapıdır. Gövde, köklerden gelen su ve mineraller ile Yaprakta üretilen besinleri bitkinin diğer bölümlerine iletir. Gelelim yaprağa. Yaprak fotosentez yaparak besin ve oksijen üretir. Ayrıca gaz alışverişi ve terlemede onun sorumluluğundadır. Şimdi sıra bitkinin en renkli kısmında. Çiçek. Çiçekte bitkinin çoğalmasını sağlayan yapılar bulunur. Çiçek renkleri ve kokuları ile böcekleri çekerek üremeyi kolaylaştırır. Çiçekli bitkilerde meyve ve tohum oluşumu görülür. Çam, ladin, köknar gibi ağaçlar, çevremizde gördüğümüz leylak, gül, papatya, lale gibi çiçekler, besin olarak meyvesini tükettiğimiz tüm bitkiler çiçekli bitkiler grubuna örnek olarak verilebilir. Doğayı keşfetmek dileğiyle. Hoşçakalın.